Burçin Hanım, önce Salim Şen'e, sevgili Salim Şen'e iyi akşamlar dilemek isterim. İyi Merhaba akşamlar, demek isterim. İyi akşamlar efendim. Evet, çok iyi düşünülmüş, çok çalışılmış. AKP'nin özellikle Cumhur İttifakı adı altında iktidarını sürdüren AKP'nin yok olmakla karşı karşıya kaldığı bu konumdan kurtarabilmek için ne yapılabilir çalışmışlar. Ve hatırlayacaksınız, 1 Ekim'den önce yani Türkiye için büyük tehlike olan Hüdapar'ın genel başkanı, bizleri ahmak yerine koyarak size ahmaklara sesleniyorum diyerek başlatılan anayasa değişikliğinin ilk 4 maddesiyle ilgili kavramlar, arkasından meclis başkanının söyledikleri, bunu destekleyen ve meclisin açıldığı günde Bahçeli'nin kalkıp özellikle DEM Parti genel başkanları ve yetkililerinin elini sıkması. Bu Bahçeli'nin ilk yaptığı bir iş değil. Daha önce de hatırlayacaksınız belki. İki kez de Sayın Ahmet Türk eş başkanlığı yaptığı dönemde de, ben de 2015'te mecliste bulunduğum sırada da aynı şeyi yapmıştı. Ahmet Türk'ün elini sıkmıştı. Sonra da bildiğimiz, duyduğumuz ve Bahçeli'den beklediğimiz konuşmaları devam etmişti. Şimdi bu sefer böyle bir şey değil. Bu sefer benim elim işte Türkiye'li olmanız için bu uzatılan eli geri atmayın diyerek hem kendisine çok önemli bir rol biçiyor, hem de Türkiye'nin sanki demokrasi ve barış yolunu açan bir kişi konumunda görünmeye çalışıyor. Arkasından da grup toplantısında partili Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri sözler de onu teyit ediyor. Şimdi bunu böyle bir giriş yapmak istedim öncelikle. Aslında bakarsanız 2009'da Oslo'da başlayan, evet, daha sonra 2014'te, 15'te benzeri açılımlar yapılan bir süreci yaşadık. Şurası bir gerçek ki bu yaşadığımız, geriye doğru baktığımız süreçte Kürt sorunu Türkiye'nin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi. Yani ekonominin çökmesi kadar önemli. Belki de ekonominin çökmesi bu sorunu çözemememizden kaynaklandığının da altını çizebilirim. Neden? Çünkü Türkiye'deki demokrasiyi, şeffaf bir devleti, layık, demokratik, sosyal hukuk devletine varışı engelleyen en önemli engellerden bir tanesi Kürt sorununun çözülmesi gerekir. Bunu çözme doğrultusunda da çaba gösterilmiş gibi yapılıyor ama bugünkü iktidar samimi olmadığını daha önceki özellikle Dolmabahçe mutabakatını buzluğa koydum diyerek ve arkasından da Kürt sorunu çözülmüştür, Kürt sorunu yoktur diyerek de reddedilen bir anlayışı sergiliyor. Burçin Hanım, benim gördüğüm kadarıyla, yani siyasette 41. yılındayım ben. Bu son 20 yıllık AKP döneminde Kürtlerin dışlandığı, inkar edildiği bir dönemi yaşamadım ben. Yani evet, Kürt sorunu vardı. Kürtlerin kimlikleri kabul edilmiyordu. Hatta Kürtçe dil diye yoktur deniliyordu. Özellikle darbe güvenlik politikaları sonrasında. Ama her vesileyle oy alarak yasal bir parti olarak meclise giren, mecliste kimliklerini hiç bir kenara bırakmadan demokrasi adına büyük mücadele veren bir partiyi terörist bir anlayışla ya da terör örgütleriyle bağlantılı olarak göstermesi ve tüm Kürtleri de bu vesileyle dışlamasını gördüğüm dönemdir bu dönem. Şimdi şunu da söylüyorlar, Kürtlerle teröristler farklıdır. Kürtlerle teröristler tabii farklıdır. Elinde silah olan her kimse eğer sizi öldürmeye kasıtlıysa o terörist Kürt değildir, Türk değildir, Ermeni değildir, neyse. Ama siz terörist, bunlar terörist diyerek milyonlarca Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, Kürt kökenli yurttaşı da aynı kefeye koyarsanız, ki yani diyeceksiniz ki nedir bu, niye bunu söylüyorsunuz? Ya her vesileyle
demokrasiden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi'ni bile terör örgütleriyle işbirliğinden diye yaftalamaya çalışan, işte siz orada konuştuğunuz zaman Salim Bey doğru dürüst hukukla ilgili bir şey anlattığı zaman vay bunlar terörle işte bu kanal zaten böyledir diyen Merdan Yanardağ bu nedenle 100 güne yakın hapiste tutan bir anlayış şimdi anlatmaya çalışıyorum. Yani nasıl dışladığını Kürtleri, Kürt kimliğini, Kürtlerle olan oysa 1000 yıllık akrabalığımız var. Yani kime sorarsanız ailesinde mutlaka bir Kürt evli olan birisi vardır. Dolayısıyla bunları yok sayan, bugüne kadar yok saymış gelen birileri şimdi artık gidici olduklarını, hele 31 Mart'ta seçimlerinden sonra tam gitmeye yol aldıklarını ve ekonominin artık çıkmaz bir noktaya geldiğini gördükleri bir anda yeni bir strateji belirlemeye çalışıyorlar. Onun için de dedim başta iyi çalışmışlar. Yani iyi hazırlanmış. Figüranları, asıl oğlanları falan bunlar belirlenmişler. Ne söyleyeceklerini gayet iyi biliyorlar. Meclis başkanının sözleri çok ilginç ve çok da tehlikeli sözlerdi. Evet. TÜDAPA'nın sözleri bambaşka bir tehlike oluyor. Eğer geçtiğimiz dönemlerde yaşadıklarımıza benzer bir şey çıkarsa bu AKP'nin Türkiye'ye yapmış olduğu başka bir ihanet olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani çok önemli. 2015'ten bahsediyorsunuz Sayın Sağlar. Efendim? Yani ilk çözüm sürecinden bahsediyorsunuz. Hayır. Şimdi eğer ilk çözüm süreci zaten bir fiyaskoyla döndü. Evet. O zaman yazmıştım, konuşmuştum. Bu kadar uzun süre çalışmanın yani o açılım döneminde açılım işte ne denir insan yeni insan haklarına buluşabilme gibi dönemleri çözüm önerilerini böyle üç fasılda ortaya koyduklarında çok samimi olarak destekleyenlerden birisiydim ben. Bununla ilgili yazdım, çizdim ve Kürt sorunu çözülürse bu ülkede her şey çözülür dedim. Fakat süre uzadı. Süre uzadıktan sonra da karşımızdaki yani karşımızda dediğimiz iktidardaki bulunan lütfedermiş gibi bu soruna eğilmiş gibi görünen, mış gibi görünen kişi siyaseten beklediklerini alamayınca buzluğa koymuşsunuz diyerek 2014 seçimlerinde arkasından da Kürt sorunu yoktur diyerek reddeden bir noktaya gelmişti. Ben onu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi bu ikinci bir arayış. Yani somutta bir şey yok. Aslında biz niye bu kadar çok konuşuyoruz bilmiyoruz ama somutta bir şey yok. Bahçeli'nin söylediği örgütünü iptal et Abdullah Öcalan'a. Evet ama aslında hani somut bir şey yok ama söylenen sözler ve atılan adımlar çok büyük. İşte az önce söylediğiniz Öcalan'a çağrı yani çok büyük bir adım. Dolayısıyla konuşulmayacak gibi yani işte ilk başta az önce Salim Şen'le de konuştuk. 2015'te ne Kürt sorunu ya diyor Erdoğan mesela. 2019'da Kürdistan'a defolun diyor. Daha sonra da 20'de de Kürt sorunu yok diye. Dolayısıyla tam bir aslında bakış açısı, net bir bakış açıları olmadığı gibi kendi gündemlerine ve faydalarına nasıl evrilebilecekse o şekilde tüm toplumla ve algılarla oynanan bir hava var. Şimdi gerçekten çözüm yolu mu arıyorlar? Kürt halkını bölme peşindeler mi? Yoksa anayasa için destek mi arıyorlar diye birçok görüş var. Hani okuduklarımızdan çıkarttıklarımız. Nedir, ne yapılmak isteniyor Sayın Şen? Bence bunların hepsi. Yani şimdi doğru olarak bunu okuyabilmemiz için, doğru analiz yapabilmemiz için fotoğrafın bütününe bakmamız gerekiyor. Ben bunun çok önceden planlanmış, adım adım da o kurgunun uygulandığı, şu anda uygulamaya sokulduğu bir evre olduğunu, bir uygulama olduğunu görüyoruz. Yani şimdi şunu sormak lazım. Ya bir gün sabah kalkıyoruz bu ülkede, bir gün önceki demeçlerin, bir gün önceki politikaların, bir gün önceki kabullerin tamamen 180 derece tersine bir uygulamaya uyanıyoruz birdenbire. Şimdi Bahçeli sanki böyle bir sihirli çubuk değmiş gibi 1 Ekim günü meclisin açılışında birdenbire önceki bütün demeçlerini YouTube onları unutarak
efendim işte DEM milletvekillerinin olduğu bölüme gidip ellerini sıkarak bir barış çağrısında bulunuyor. Arkasından Erdoğan bunu destekliyor. Bu Cumhur İttifakı'nın kararıdır. Yani onun bir uygulamasıdır ya da düşüncesidir diye bunu genelleştiriyor. Yani şunu söyleyen de mesela Devlet Bahçeli'ydi. HDP o zamanki ismiyle A'dan Z'ye yozlaşmanın ve terör batağının içindedir. 13 insanımızın kafasına kurşun sıkarak şehit eden teröristlere sahip çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset alanında nasıl yer olacaktır? Küstahça devleti suçlayan, vahşete tek söz edemeyen, milletin hazinesinden geçinenlere sabır göstermek Türk milletine saygısızlıktır. HDP suçludur, destekçileri suçludur, ortakları vebel altındadır. Türkiye bir hukuk devleti ise HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Evet. Başka bir ad altında tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir. Oradan yani diyor ki geldi. Bu parti kapatılmalıdır. Tabii. Milletvekilleri meclisten çıkarılmalıdır. Hazine yardımı kesilmelidir. Hatta hazine yardımını kesmediği için Anayasa Mahkemesi'ni teröre destek vermekle suçlayacak kadar ileri gidip ucu kandilde diye suçlayabiliyor. Şimdi buradan şunu sormak lazım Bahçeli'ye. Ne değişti? Ne değişti kardeşim? Yani sizin bugün ben bunu kabul ettiğim için, bunu doğru gördüğüm için söylemiyorum. Onu biraz sonra açacağım. Ama Bahçeli açısından, MHP açısından baktığımızda ne değişti? Yani biz analizi böyle yapmalıyız. Önce bir figürlerin amaçlarını, ortaya çıkan görüntüyü bir görmeliyiz. Bahçeli'ye sorulmalıyız. DEM'de ne değişti? Mesela DEM ya da HDP, o zaman bu söylediklerinizi ki bu 2 sene önce söylenmiş sözler, bunları ortadan kaldıracak ne gibi hamle yaptı? Ne yaptı da MHP bugün birdenbire bunları unutup, efendim demin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde bulunmasını bir fırsat, bir barışın, barış sürecinin bir fırsatı olarak görecek hangi hamleyi gördü karşıdan bir? O şey bilmiyorum video hazır mı? Gösterebiliyor muyuz? Erdoğan'ın. Erdoğan'ın görüntüsünü rica etmiştim arkadaşlar. Hazır mı acaba? Konuşuyorsanız. Mesela. Birazdan. Evet birazdan. Yani tamam. Erdoğan birkaç yıl öncesine kadar... Efendim ne Kürt sorunu ya? Kürt problemi nedir ya? Nasıl böyle bir problem olabilir kardeşim? Bu ülkede problem yok. İşte Cumhurbaşkanı da olabiliyorsunuz, atanıyorsunuz da, onu da oluyorsunuz, bunu da oluyorsunuz. Kürt sorunu demeyi bile reddeden bir kişi birdenbire efendim işte ana dilini konuşmaktan bile bir takım mağduriyetlere uğramış insanlar oldu bu ülkede diyebilecek duruma neden geliyor? Bu değişimin sebebi ne? Şimdi bizim... Ben söyleyeyim Salim Bey. Buyurun. Hatırlayacaksınız 2021 ya da 2021 galiba HDP bir deklarasyon açıkladı. Kürt sorununun çözümüyle ilgili. Ve orada çok açıklıkla iki önemli şey söyledi. Dedi ki yani bu Dolmabahçe mutabakatı falan bunları askıya aldıktan sonra Kürt sorunu vardır. Demokrasinin önünde en büyük engeldir. Kürt sorununu çözmenin yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Muhatabı da biziz. Artık silah, savaş gibi demokratik olmayan siyaset bırakılmıştır demiş dedi. Herhalde hidayete yeni erdi ki bunları şimdi söylüyor. Aradan 3-4 sene geçtikten sonra diye söylemek isterim. Evet. Değişen şu. Cumhur İttifakı artık bitti. İlk seçimde yani ne denir bitkisel hayatta ve ömrünü uzatmaya çalışıyor. İlk seçimde yoklar ve yaptıklarıyla da yargı yollarının açılacağı, Türkiye'de yurttaşların hesap soracağı bir döneme giriyorlar. O nedenle en son oyunu oynamaya çalışıyorlar. Yani bundan önce işte başörtüsünden tuttun da her türlü şeyleri yaptılar, denediler, çevirdiler. Şimdi buna giriyorlar. Anayasa değişikliğiyle kalıcı olmaya çalışıyorlar. Ama bu ülkede Kürt'ü de, Türk'ü de, Laz'ı da, Arap'ı da, Çerkez'i de, Alevisi de, Sünnisi de anayasayı bunlara değiştirmeyecekler. Ayrıca Salim Bey bir hukukçu, bu meclis anayasa değiştiremez. Mevcut anayasa üzerine yemin etti anayasayı değiştirmemek için. Şey, onun için zaten bu benim söylediğim biraz da şey ama zaten anayasa değişiklikleri için yeniden bir meclisin kurulması gerekir. Yani yeni bir mecliste
tarafsız bir mecliste anayasa çalışması yapılmalıdır. Mevcut ne oldukları belirli olan kişilerin yapacağı anayasa geçmişten farklı dedi. Zaten bu anayasanın 153 maddesi değiştirildi. Yani 82 büyük anayasası. Bir kısmı da değişti büyük zaten. Büyük bir kısmını da bunlar değiştirdiler. Yani kendi keyiflerine. Ama hedeflerine ulaşamadılar. Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yok edecek. Kendileri için tırnak içerisinde hilafetin ve halifeliğin gelmesini sağlayacak. Sultanlık rejimini kalıcı hale getirecek maddeleri koyamadılar. Çünkü Türkiye demokrasiye inanmış bir toplum ve bu kültürü devam ettiriyor. Onu bölmeye çalıştılar. %50, %50'ye doğru getirmeye çalışıyorlar. Ama %50'leri de artık bulamayacaklarının farkındalar. Yani bir daha kazanamayacaklar. Ben şu örneği veriyordum. Niyazov, Türkmenistan devlet başkanı, Türkmenbaşı diye adlandırılan 3 dönem seçimle, öyle veya böyle onların seçimleri de farklı bir şekildeydi, başkan seçildi. Sonra gitti parlamentoya, dedi ki hep beni seçiyorsunuz siz, yorulmayın, bundan sonra seçim olmasın, ben ölene kadar başkan olayım dedi. Ve öyle bir yasa çıkardılar. Ama ne yazık ki çok kısa bir zaman sonra da vefat etti. Yeni gelenler o yasayı kullanıyor mu, kullanamıyor mu onu bilemem. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın da beklentisi belki böyle. O Cumhurbaşkanı oldukça, partili Cumhurbaşkanı oldukça Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı ve her türlü karıştırmayı yapabilecek ortağın başkanı da Bahçeli hep orada kalıcı olacak. Evet. Şimdi